Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz biliyor musunuz? Türkiye'nin Uşak ilçesi, yani Ege'nin bir incisi Uşak'ta Ulubey ilçesindeyiz. Blondes Antin kenti. Burayı ilk zamanlar kimler bulmuş biliyor musunuz? İskender'e gelmiş. Büyük İskender gelmiş. Büyük İskender kimdir? İskenderiye Kütüphanesi'ni kuran kişidir. Yani orada böyle kültür vardır, bir ilmi irfan vardır. Ondan sonra kimler gelmiştir? Keltler gelmiştir. Keltler kimdir? Keltler de yine bildiğimiz gibi demiri, altını seven madencilerdi. Druidlerdi. Rahipleri çok şeydi. İşte adak adarlardı. İşte efendime söyleyeyim, gökyüzüyle alakalı işler yaparlardı. Bunun gibi yerlerde. Daha sonra Roma İmparatorluğu gelmiştir buraya. Roma İmparatorluğu da Keltlerden dolayı gelmiştir. Neden? Çünkü tüm yollar Roma'ya çıkar derler. Roma'ya çıkan yollar da Keltlerin yollarıdır. Efendime söyleyeyim, ben daha önce İngiltere Salisbury'de Stonehenge'i ziyaret ettim. Orada bir çekim gücü vardı. Orada çekim gücü nasıldı? Orada mavi taşlar vardı. Şifalı mavi taşlar ve baya bir şeyli değerli taşlardı. Ben burada da o taşların burada olduğuna inanıyorum. Burada arkeolojik kazı yapıldıktan sonra, tarihçiler araştırdıktan sonra burada da çekim gücü kuvvetlidir. Mavi taşlar olduğuna inanıyorum, şifalı taşlar. Stonehenge'de nasıl taşlar vardı? İşte Kelt dediğimiz uygarlık, Roma'dan önce yaşayan uygarlık Avrupa'da. Bunlar adak adarlardı, şenlik yaparlardı, gökyüzüyle alakalı işler yaparlardı. Dualar okurdu, inançları vardı, ekinoks yaparlardı, ekinoks okutarlardı. Aynı bu testonlarda onun gibidir. Neden? Eskiden Anadolu'da göçebe şeyler, Keltler, buradan Anadolu'dan göçtükçe Avrupa'ya, Stonehenge gibi İngiltere'de, Salisbury'deki gibi testonlar yapmışlardı, o sütunları yapmışlardı. Aynı diyebileceğimiz Göbekli Tepe gibi. Göbekli Tepe'de de aynı testonları vardı. Orada da bir gökyüzüyle alakalıydı yani. Yıldız takım yıldızlarıyla alakalı. Yani demek istediğim, benim burada da şey var yani. Burada da eskiden yaşamış insanlar burada da adak adadılar. Şenlikler yaptılar, dualar okudular. Gökyüzüyle alakalı işler yaptılar. İnancım bu şekilde. Araştırılırsa bu bulunur. Gönül isterdi ki İngiltere Salisbury kentiyle Türkiye'nin Uşak kenti kardeş kenti olsun. Neden? Çünkü böyle bir inanç var. Çekim gücü burada var. Mavi taşlar burada da çıkabilir. Bunlar benzer taşlar. Ha Avrupa'da olmuş, ha Anadolu'da olmuş. Çünkü Anadolu'dan göç eden göçebeler dünyaya yaymışlar bu testunları, bu taşları. Neden? İşte gökyüzü, adak, şenlik, ekinokslar, güneşin doğuşu, batışı. Ve ben dikkatimi çeken, bunun bana göre sol taraf hizası kuzeye bakıyor, sağ tarafı güneye bakıyor. Arkası doğu, bu taraf batı, pardon, arkası batı, bu taraf doğu bakıyor. Burayı yüksek bir hakim noktada, hakim nokta, solda kanyon var, önde kanyon var, sağda kanyon var, bir yarım bir yarda yani burası. Blandos Antik Kenti. Yüksek hakim nokta yani kuzey, doğu, batı, güney istikametinde. Aynı zamanda arkada gördüğünüz gibi bak Agora nedir? Agora bir şeydir. Alışveriş yeridir. İçmedir. Yeme içmedir. İşte bir lokanta gibi düşünün, restoran gibi düşünün, yeme içme işte meyhane gibi düşünün, pazar gibi düşünün. Önceden burası Agora'ydı. Azilere tapınak var. İnanç yeri tapınak. Tapınak Azilerde. Onun Azilerinde tiyatro var. Sağ tarafta stadyum var. Hepsi yıkılmış. Arabesk şekilde ama testleri sağlam bir şekilde duruyor. Efendime söyleyeyim. Nekropoller var. Nekropol ne diyor biliyor musunuz? Mezarlık. Eski Yunan dilinde. Grikçe. Ondan sonra efendime söyleyeyim, kaya mezarları var buralarda. Yani kayadan oyma mezarlar. Yani demek istediğim,
Bu testunlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Blondus Antik Kenti'nde. Görüyorsunuz, gel arkadaş, gel kameraman. Yani burada da arkeologlar kazı yaparsa çekim gücü kuvvetli olan mavi taşlar çıkabilir. Hastalığa şifa olan taşlar çıkabilir. Ekinokslar, güneş doğum batımı, yönler, efendime söyleyeyim takım yıldızları alakalı. Adaklar, şenlikler yapmış olabilir druidler, ketler zamanında. Aynı İngiltere Salisbury'deki gibi. Zaten ben diyorum ki, ben iddia etmiyorum, olabilir diyorum. Yani burada Avrupa'da göç eden göçebeler buralarda testunları yapa yapa İngiltere'ye gittiler, farklı yere gittiler, Fransa'ya gittiler, İspanya'ya gittiler diyorum. Bunlar ne mutlu ki sağ ayakta kalmış, sağ salim 3 tane. Bu güzel bir mutluluk. Aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.